Sahibini en iyi koruyan 10 köpek ırkı. Tarih boyunca eğitilmiş ve evcilleştirilmiş köpeklerin görevlerinden biri de sahiplerini istenmeyen insan veya hayvanlara karşı korumaktı. Birçok köpek ırkı içgüdüsel olarak evi olarak benimsediği alanlarını korumak için görev yapabilecek olsa da koruma konusunda gereken özelliklere sahip olduğu uzmanlar tarafından belirlenen ırklar vardır. İşte sizin için mizaç, fiziksel güç, cesaret, sadakat ve acıya direnci nedeniyle uzman köpek eğitmenleri tarafından en iyi kabul edilen 10 koruma köpeği ırkı. 10. Bull Mastiff. Bu cins fiziksel gücü, gelişmiş koruma içgüdüsü, cesareti ve aşırı aile sadakatiyle bilinir. Eğer alanınıza davetsiz bir misafir girerse, Bull Mastiff gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir. Buna rağmen Bull Mastiff'ler aile ortamında çok uysaldır ve çocuklarla iletişimleri oldukça iyidir. Bu da onları harika bir evcil köpek cinsi haline getirmiştir. 9. Doberman Pinscher. Korumak istediğiniz geniş bir alanınız ya da evinizin büyük bir bahçesi varsa, Doberman Pinscher sizin için harika bir bekçi köpeği olacaktır. İnanılmaz hızları ve hareketli yapılarıyla bilinen Dobermanlar, sizi herhangi bir tehlikeye karşı koruma konusunda tereddüt etmeyecektir. Dünyanın en akıllı köpek ırkları arasında olan Dobermanlar, korkusuz, sadık ve sosyal köpeklerdir. 8. Rottweiler. Eski zamanlarda otlak hayvanları koruyucu olarak yetiştirilen Rottweiler'lar, sürülerin korkusuz koruyucuları olarak bilinirlerdi. En akıllı köpek cinslerinden biri olarak bilinmelerinin yanı sıra da sahiplerine son derece sadık köpeklerdir. Sahibi tarafından tanıştırılmadığı sürece her bir yabancı onun için tehlikelidir. Komut öğrenme ve kişileri tanıma açısından çok yetenekli olduklarından sahibi tarafından ona tanıtılırsanız tehlikede değilsiniz demektir. 7. Komondor. Geleneksel olarak koyun sürülerini korumak için kullanılan komondor, doğal olarak bekçi köpeği yeteneklerine sahiptir. Cesareti, sadakati, gücü ve ilginç tüy yapısıyla bilinen bu cins uygun şekilde eğitilirse harika bir koruma köpeği olabilir. 6. Puli. Puli cinsi köpekler, şüpheci doğalarıyla bilinen ve sahiplerine olağan dışı durumlar hakkında uyaran köpekler olarak bilinir. Yürüyüş, koşu ve çeşitli açık hava aktivitelerini seven puliler çok zeki, aile ve koruma köpekleridir. 5. Dev Şinauzer. Sıkı eğitim gerektiren güçlü ve baskın karakterli köpeklerdir. Oldukça koruyucu bir doğası olan bu köpekler, dominant bir ırk olduklarından tecrübeli bir sahibe gereksinim duyarlar. Doğru eğitim verildiğinde mükemmel bir aile köpeği olabilirler. 4. Alman Çoban Köpeği. Alman çoban köpekleri cesur, kendinden emin ve korkusuzdur. Son derece zeki olması ve hızlı komut öğrenebilme yeteneği onları polislerin en sevdiği köpek ırkı yapar. Alman çoban köpekleri evde sakin bir tavır sergileseler de, aileleri ya da evleri tehdit edildiğinde tehlikeli ve korumacı davranırlar. 3. Rhodesian Ridgeback. Aslında aslan avlamak amacıyla yetiştirilen bu köpek inanılmaz derecede güçlü bir av sürme yeteneğine sahiptir. Havlama konusunda oldukça seçici olan bu köpekler havladığında gerçekten bir sorun var demektir. Doğal karakteri itaatkar olmadığı için uygun şekilde eğitilmeli ve yönetilmelidir. 2. Kuvas. Uzaktan bakıldığında tıpkı bir koyunu andıran bu köpekler koyun koruyucu çoban köpekleridir. Bölgesel koruma konusunda oldukça hassas olan bu ırk, ailesini ve evini korumak için güçlü bir içgüdüye sahiptir. Yabancılara karşı uzak durma eğiliminde olsa da ailesinden sevgi istemekten çekinmez. 1. Staffordshire Terrier. Genellikle Amerikan Pitbull Terrier'le karıştırılan Staffordshire Terrier, aslında ayı ve boğa dövüşlerinde kullanılmak üzere yetiştirilmiştir. Saldırgan ve koruyucu doğaları onları mükemmel bekçi köpekleri yapar. Oldukça güçlü olan bu köpekler, küçük yaşlardan itibaren doğru şekilde eğitilmeli ve sosyalleştirilmelidir. Aklında olsun, bir bekçi köpeğine sahip olmak ek sorumluluklar getirir. Saydığımız ırkların hepsinin muhteşem aile evcil köpekleri oldukları bilinse de, inanılmaz güçleri asla unutulmamalıdır. Gerekli güvenliği sağlayabilmek için bu cinsler uygun şekilde eğitilmelidir. Yasaklanmış 10 köpek ırkı.
Her zaman söylendiği gibi köpekler bizim en sadık dostlarımızdır. Fakat birazdan sayacağımız ırklardan bazıları bırakın sadık bir dost olmayı tam anlamıyla evcilleşmiş bile değildir. Zaman içinde oluşmuş yüzlerce köpek türünün yanı sıra daha güçlü veya evde beslemeye uygun ırklar üretmek için laboratuvar köpekleri olarak oluşturulan birçok tür de bulunmaktadır. Hatta bunlardan bazı ırkların insanlar için tehlikeli olduğu düşünüldüğünden dünyanın birçok ülkesine yasaklanmışlardır. Bu yasaklar özel kanunlarla düzenlenir ve asıl amacı köpek saldırılarından kaynaklanan yaralanma ve ölümleri önlemektir. İşte dünyanın farklı yerlerinde üretilmesi ve beslenmesi kesinlikle yasaklanmış olan 10 köpek ırkının listesi. 10. Amerikan Bulldog. Amerika'da tarlaların yaban domuzlarından korunması için kullanılan bu köpek türünün acı eşikleri oldukça yüksekti. Yasaklandığı ülkeler arasında Amerika, Danimarka, İtalya, Bermuda Adaları, Singapur, Ukrayna ve Porto Rico vardır. 9. Bandog. Orta çağdan beri kullanılan bandog terimi anlam olarak alanını korumak için geceleri zinciri çözülen büyük bir köpeği tanımlamak için kullanılır. Dövüştürüldükleri ve saldırmadan önce ön uyarı yapmadıkları yani havlamadıkları için yasaklanmış olan türlerden bir tanesidir. Romanya, İsviçre, Amerika, Belarus ve İngiltere'de yasaklanmıştır. 8. Napoli Mastifi. Bir zamanlar kolezyumda gladyatör ve savaş köpeği olarak kullanılan Napoli Mastiflerinin ismi İtalya'dan geliyor. Yabancılara karşı oldukça agresif bir yapıya sahip olan köpek türüdür. Diğer köpekler ve hayvanlarla çoğu zaman anlaşmakta zorlanır. Bazen sahipleri bile dokunmaya korktuklarını belirtmişlerdir. Bu ırk Romanya, Amerika, Bermuda Adaları, Singapur, Ukrayna, İngiltere ve Belarus'ta yasaklanmıştır. 7. Wolf Dog. Kurda benzeyen köpek türlerinin gerçek kurtlarla çiftleştirilmesiyle oluşturulmuş bir türdür. Bu köpeğin yasaklanmasındaki en büyük etken genetiğiyle fazlaca oynanmış olmasıdır. Bazı durumlara bir kurt, bazı durumlara ise bir köpek gibi tepki verdiğinden son derece tutarsız ve öngörülmez bir hayvandır. Bu nedenle Wolf Dog'lar Finlandiya, Norveç ve Ukrayna'da yasaklanmıştır. 6. Boer Boel. Görünüş olarak Bull Mastiff'e benzetilen Boer Boel cinsi köpekler, Güney Afrika'da yer alan çiftlik evlerini çita ve leoparlardan korumak için kullanılan bir türdür. 1920'lerin sonlarında bir elmas şirketi olan De Beers, değerli madenleri korumak için Boer Boel'leri Afrika'ya getirerek ırkın çoğalmasına katkıda bulunmuştur. Fakat agresif yapılı bir tür olduğundan Romanya, Bermuda Adaları, Singapur, Rusya, Ukrayna ve Danimarka'da yasaklanmışlardır. 5. Dogo Argentino. İlk olarak 1928 yılında Arjantin'de yetiştirilen Dogo, birçok farklı ırkın karıştırılmasıyla ünlüdür. Dünyanın çoğu ülkesine sahiplenmesi yasak olan Dogo Argentinoların yasaklanma sebepleri köpek dövüşlerinde çok fazla kullanılıyor olmasından kaynaklanır. Bu köpek türünün yasaklandığı ülkeler arasında İspanya, Büyük Britanya, İtalya, Norveç, İsrail, Türkiye, Amerika, Bermuda Adaları, Portekiz, Singapur, Malta, Yeni Zelanda, Avustralya, Ukrayna ve Belarus vardır. 4. Presa Canario. İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan gelen ve dövüş köpeği olarak bilinen bir ırktır. Kökenleri tamamıyla evcil değildir ve göründüğünden çok daha agresif bir türdür. İnsanlar tarafından yetiştirilmesinin en önemli sebebi ise maalesef köpek dövüşleridir. Yasaklandığı ülkeler Ukrayna, İtalya, Romanya, Amerika, Bermuda Adaları, Belarus, Yeni Zelanda ve Avustralya'dır. 3. Fila Brasileiro, Brezilya Mastifi. Yaban domuzu ve jaguar avlamak için yetiştirilen, büyüklüğüyle bilinen ve sahibine karşı adeta köle gibi olan bir ırktır. Yabancılardan ve diğer hayvanlardan kesinlikle hoşlanmayan Brezilya Mastifi, cesur ve fazlasıyla kavgacı olması sebebiyle Danimarka, İspanya, Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa, İtalya, Norveç, İsrail, Amerika, Bermuda Adaları, Türkiye, Portekiz, Singapur, Malta, Yeni Zelanda, Avustralya, Ukrayna, Belarus ve İngiltere'de yasaklanmıştır. 2. Japanese Tosa Inu. Japon ırklar, Mastiff ve Bull Terrier gibi Batı ırklarının karışımı bir köpektir. Baskın yapıda olmayan insanlara hükmetme içgüdüsü bulunabilir. Özellikle üstünde otorite kurabilmeyi başaran yalnızca bir kişiyi sahip olarak bellerler ve ona koşulsuz itaat ederler. Kısa bir süre içinde 60 kilogram ağırlığa ulaşabilen ve aile yaşantısına uygun olmayan bir ırktır. Danimarka, İspanya, Büyük Britanya, Fransa, İtalya, Romanya,
Norveç, İsrail, Türkiye, Amerika, Bermuda Adaları, Portekiz, Singapur, Malta, Yeni Zelanda, Avustralya, Ukrayna ve Belarus'ta yasaklanmışlardır. 1. Pitbull Terrier. Kökenleri geçmiş zamanlarda savaşlarda kullanıldığı bilinen köpeklere dayanmaktadır. Günümüzde ise hala köpek dövüşlerinde acımasızca kullanılmaktadırlar. Dünyanın birçok ülkesinde olumsuz ün salmış bu tür Polonya, Almanya, Danimarka, İspanya, Büyük Britanya, İrlanda, Fransa, İtalya, Romanya, Norveç, İsviçre, İsrail, Türkiye, Amerika, Kanada, Bermuda Adaları, Portekiz, Venezuela, Singapur, Malta, Yeni Zelanda, Ekvator ve Rusya'da yasaklıdır. Daha saymadığımız bir ülke kaldı mı? Aklında olsun, bu listedeki ırklar fiziksel olarak çok güçlü olduklarından maalesef çoğunlukla köpek dövüşlerinde kullanılıyorlar. Bir nevi silaha dönüştürülen bu hayvanların yasaklanmış olmalarının sebebi onlar mı, yoksa biz insanlar mıyız?